İki büyük depremle sarsıldık, iki büyük felaketi ardarda yaşadık. Bir de ne yazık üzerine hava şartları eklendi. Şimdi bir yandan farklı noktalardan 10 ile etkilendi diyoruz. Doğrudan 13,5 milyon kişi etkilendi bu depremlerden. Enkazda enkaz kaldırma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Neredeyse 30 saate yaklaşıyoruz ve farklı noktaları ekrana getirmeye devam ediyoruz. Son depremin merkez üssü, Kahramanmaraş, Elbistan'dı. E şimdi Maraş'ta Mehmet Altun Işık bizi bekliyor, Burak Yılmaz'la birlikte. Birazdan o noktaya gideceğiz. Depremin merkez üssünde son durum ne, çalışmalar ne aşamada. E bunların hepsini birazdan öğreneceğiz. Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa'da, her noktada, Hatay'da. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulaşılamayan bazı kırsalda özellikle köyde noktaları noktalar olduğunu da biliyoruz. Bunun her fırsatta da altını çiziyoruz. Şimdi 3.381 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti bu iki büyük depremin ardından. 20.426 kişi yaralandı. 11.302 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Ama net olan sayı 5.775 binanın Yıkıldığı yönünde enkaz altında kalanları dediğim gibi arama kurtarma ekipleri ulaşabilen ekipler bölgelere müdahale ediyor ama hali hazırda yolda olan uçakta olan gitmeye çalışan e, ekiplerin gönüllerin olduğunun da bir yandan e, altını çizelim e, şimdi. 285 artçı sarsıntı oldu bu geçtiğimiz dakikalarda yaklaşık yarım saat önce yapılan bir açıklama elbette bu artçı sarsıntılar hala devam ediyor en büyüğünün 6,6 olduğunu biliyoruz e, bu nedenle hasarlı binalara girmeyin riskli binalardan uzak durun. Bu arada yollardan da uzak durun çağrıları geliyor. Yolları görevlere bırakalım denildi. Çevre Bakanı geçtiğimiz dakikalarda konuştu. Özellikle Osmaniye Gaziantep karayoluna dikkat çekti. Orada bir problem vardı. Hasar almıştı depremin ardından. Orada onarım çalışması yapıldı, tamamlandı ve o karayolu Osmaniye Gaziantep karayolunu da zorunlu olmadıkça Kullanmayın diye bir açıklama geldi. Bu bilgiyi de aktaralım yine. Gaziantep Otoyolu'nda, Nurdağ'ında, İslahiye'de ağırlıklı olarak problemler olduğunu biliyoruz. O yollarda e, ulaşım sağlanamıyordu. Bazı güzergahlarda onarım çalışması yavaş yavaş yapılıyor. Ama e, herkes tabii yollara çıkmasın e, diye bir e, çağrı var. Onu da aktaralım. E, görevliler için e, yollar açık bırakılsın e, deniliyor. Zorunlu haller dışında o yollarda e, kullanılmasın. Bunu da aktaralım. Şimdi baktığımız zaman e, bazı yapıların özel Özellikle hastanelerin de hasar aldığını söylemiştik. Özellikle Hatay. Hatay Havalimanının pisti yarılmıştı. Hataya ulaşan yollarda yarıklar meydana gelmişti ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nde de ağır hasar oluştuğunu biliyoruz. Hastane binalarında çökme meydana geldi. İşte bu ne yazık ki e, oluşan manzara Hatay'da. Pek çok bina yıkıldı. Bir yolun sağında, solunda, ayakta kalan o kadar az bina var ki ne yazık ki yukarıdan çekilen görüntüler bu drone kameralarına yansıyan görüntüler her şeyi anlatıyor.